Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbel alemin, ya Rabbel semavati vel ard. İnne nes'elüke temamen ni'me ve devamel afiye ve husnel khatime ve rizken halalen tayyiben daimen ya Rabbi ya Rabbel alemin. Allahümme ya Razzak verzukhüme bikulli hayrin ya Rabbi ya Rabbel alemin. Ey bütün mevcudatın ve mehlukatın sahibi Rabbimiz, hayru haseneti rızkını temin etmek için bu kardeşlerimizin açmış olduğu bu iş yerlerini kendilerine hayırlı ve bereketli eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, işine bereket kıldığın gibi hayatlarına da bereket nasip eyle. Her türlü zarardan, ziyandan, her türlü şerden, kötülerin her türlü şerrinden, hasıçların hasedinden vesaire zarar ve ziyandan sen onları ve bütün ehli imanı muhafaza eyle ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hayırlı oğlu eylesin, hayır ve bereketini nasip eylesin inşallah. Bingöl'de yeni bir hizmet. Evin Perde'de yanımızda değerli iş kadınlarımızdan Aysun Hanım var. Hem kendisi tanımak istiyoruz yıllardan beri görmek. Aysun Hanım, sizi bir tanıyalım. Ben Aysun Güneş, Bingöl'lüyüm. Zoroğlan ailesindenim. 35 yıldır Adana'da yaşıyoruz. 10-12 yıldan beridir de ev tekstili üzerine kendi iş yerim var. İki tane şubem var. Bu üçüncü olacak. Çok talep üzerine buraya açtık. İnşallah hayırlı olur. Hizmet etmeyi istiyorum. Bingöl'ü de seviyorum. Halkımı seviyorum. Ne kadar gurbetçi olsak da her yazı zaten burada geçiriyorduk. Buradan kopmamak adına burada böyle bir hizmetle inşallah başarı kazanırız. Aysun Hanım, yıllardan beri gurbettesin. Tabii bu perdecilik orada öğrendin. Mesleği orada öğrendin. Orada öğrenmekle beraber, orada bir iş sahası açmakla beraber Bingöl'e geldiniz. Bingöl'de olan özlemin, gurbette olan özlemin, yoksa Bingöl'de yeni bir iş hayatı ve bayanlar üzerinde. Bir nevi bayanlara motive olsun. Hani kadınların daha rahat iş yapabileceğini, daha başarılı olabileceğini öğretmek. Çünkü büyük şehirde ben bu işi başardıysam birçok kazancım oldu. Kısa bir sürede iyi paralar kazandım. Kadınların eve kapanıp kendini kör etmelerini istemiyorum. Hani bunu bende görür, bir başkasında görür. Ama kadın isterse her şeyi yapabileceğini ben biliyorum. Bunu da öğretmek istiyorum. Bunu da göstermek istiyorum. İnşallah burada iyi bir yere geliriz. Birkaç kişiye de örnek oluruz. Sonra yıllardan beri gurbettesin ya. Ya gurbetekiler bayan. Hani büyük şehir, bir de küçük şehir düşündüğümüz zaman buradaki bayanların bakış açısı, buradaki bayanlar ya çoğu başarılı kadınlar var. Genelde hani okuyup meslek sahibi olanlar var. Ama hani ticari yönünden şimdiye kadar gördüm, ticari alana atılma çok az var. Ama daha da iyi olabilir. Hani bu korku belki küçük olduğu için, hani bunun giderleri var, sermayesi olduğu için korkuları vardır. Ama şöyle önlerini açan birileri olursa bence başaramayacakları bir şey yoktur. Yani yapabilirler. Diyorum ya, kısa bir süre içinde ben çok şey başardım. Kadın isterse her şey yapabilir. Genç Bingöl kadınları akıllıdır. Görüyoruz bunları. Eğer evde körermemişlerse. Erkeklerin baskılarından dolayı. İnşallah daha da iyi olur. Ben evde görüyorum. Çok zayıf kadınlarımız var. Diyorsun bayanlar artık gözleri açsınlar. Kendini başına. Eve kapanmasınlar. Yani mutlaka hani bu el becerilerini kullansınlar. Ticari atılsınlar. Korkmasınlar. Bir teşvik var. Hani memleketlerinde olan her şeyden faydalansınlar. Dışarıdan gelen insanlara fırsat vermesinler. Biz bu yerel halk olarak yani buradaki nimetlerden bizim faydalanmamız lazım. Bakıyorum mesela burada fabrikalar açılmış. İzmirli bir bayan gelmiş, burada fabrika açılmış. Ya da çevre illerden, İstanbul'dan, Ankara'dan. Yani bizim halkımız buradaki nimetleri görmüyor. Ben bunun farkındayım.
İnşallah daha da herkes fark eder. Bunun kadın erkeği yok tabii. Ben kadını ayrım etmek istemiyorum ama ticarette yani başkalarına fırsat vermektense kendi halkımızın burada bir şeyler yapabileceğine inanıyorum. Aysun Hanım niye Avimper? Evden çıkmak için, çünkü yıllarda evde zaman geçirdik. Artık yerimiz hani evim olsun, evimde de iş yapabilmek adına. Yani niyet çok farklıydı. Ben hani mesela logomuzu görüyorsunuz, mor. Yani kadınlara hitap etmek istiyorum. Hani ben ayrımcılık yapmak istemiyorum ama hani kadınların ezildiği kadar erkeklerin de ezildiğine inanıyorum ama tabii ki ben hem cinsimi daha da yanındayım. Arka olarak ne kullanıyorsun? Marka Birlan, Taç, Pierre Cardin, hiç yani marka ayrımı etmiyoruz ama kaliteden yanayız. Ben müşterime iyi malı vermek istiyorum. Hani önerime uyarlarsa kaliteli malı öneriyorum ama kendi fikirlerini sundukları zaman bir şey diyemiyorum. Mesela ben şu an en son çıkan Linens var, Pierre Cardin var, Birlan var, Taç var. Tabii ki hani ekonomik perdelerimiz var. Her halka yani her kişiye uygun, herkese hitap edecek perdelerimiz var. Her şeyi bulundurmak istiyorum. Yani onları da eksik bırakmak istemiyorum. Çünkü gelen müşterilerimizin maddi durumu da belli. Herkese hitap edecek. Herkese hitap edecek ürünlerimiz var. Bunun yanında nevresim var, bornozlarımız var, havlu çeşitlerimiz var. Yani arayacağı çeyizde her şey var. Burada bulabilirler. Yani aradıkları her şey burada. Yeri gelir ev aksesuarları, işte abajurlar, tablolar, o tarz şeyler de bulunduracağız. İnşallah birkaç ay içinde halı da düşünüyoruz dekorasyon üzerine. İnşallah o zaman da yine röportaja bekleriz sizi. Bingöl halkına özellikle bayanlara söylemek istediğim. Vallahi yani bize tercih etmelerini isteriz. Tabii ki inanıyorum. Şimdiye kadar iki haftadır güzel tepkiler alıyoruz. Güzel, yani beklemediğimden iyi şeyler gördüm, sonuç aldım. Teşekkür ediyorum şimdiden gelenlere de gelmeyenlere de. Biliyorum ki, inanıyorum ki gelen bir daha pişman olmayacak, bir daha gelecektir. Bize teşekkür geçmez diyorlar. Bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyoruz. Hiç önemli değil. Ayağınıza sağlık. Çok memnun oldum. Buraya geldiniz. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler.